Selam millet, Misao'nun yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte. Şimdi biliyorsunuz geçen gün bitirdik. İyi sonla bitirdik ama her ne kadar yani Toma'nın yaşaması... Şimdi şöyle bir şey, Kurata Toma'dan daha kötü olduğu için bence siz buna iyi son dediniz ve oyun da buna iyi son diyor. Ama hatırlayın, final bölümünün en sonunda Misao sınıfta tam da Toma'nın arkasında belirmişti. Bu gerçekten bazı şeyleri hala... düşünmemiz gerektiğini söylüyor. Neyse, bunların hepsinin hiçbir önemi yok. Bunları bitirdik. Şimdi kötü son yapacağız. Yani Toma'yı öldüreceğiz. Ki bence tamam, Kurata kızı öldürdü, kesinlikle kötü biri ama Toma'nın ölmesi de benim nebzimde bir tık iyi son olur. Tamam, yani Otome ile Misao'yu aldatması ölmesini gerektirmiyor ama sonuçta iki yüzlü bir çocuk. Bunun için kız karakter alacağız. Kız karakter aldığımız zaman tamamen farklı bir sahneler, farklı diyaloglar falan oluyormuş. Bakalım. Pekala. Klavyeyle bir kız ismi giriniz. Bu muyuz biz? Bir dakika, sen bir oyundaki karaktersin ki. Aki. Ya neden bu isimleri kendi koyuyor? Bence bu tamamen programla alakalı bir şey. Evet, ADC gene isim düşünmedi. Gene hiçbir isim düşünmedim. Bir kız ismi. Kötü son yapı. Kera olmayacak bu arada, baştan söyleyeyim. Kötü son yapacak bir kız ismi. Tabii ki de. Bak. Bunu. Bayan Song. İsmini. Şimdi eğer benim ismime öncelikli olarak bayan derse bayan Song olacak. Bu biraz sıkıntı yaratabilir. Ama Bayan Song kalsın. O bizim. Introyu geç. Hayır. Bakalım kızken nasıl bir intro bekliyor. Farklı mı? Tam bu oyunda 15 yaş diyor ama bir şey söyleyeceğim. Kötü son yapıyoruz da yani ne değişir ki? Bu arada böyle eski seri kadar uzun soluklu olmayacak. Birkaç bölümde bitirmek istiyorum. Zaten yapılması gereken çoğu şeyi biliyorum. Aman tanrım. Yardım et. Lütfen beni bul. Şimdi bu neyi değiştirir? Ben artık Bayan Song. Hey Misao, sen misin? Misao, rüya görerek başlıyorduk, öyle hatırlıyorum. Ha, kız karakteriyiz. Abi bir dakika abi, bu oyunda rüya mı gördüm? Okula geç kalacaksın serseri. Misao diye mi bağırdım ben, o sadece bir rüyaymış. Ama üzerinden, evet tam olarak 3 ay geçtikten sonra. Abi Kurat, neyse ya, eyvah. Saat kaç olmuş, okula geç kalacağım, tamam. Karakterimiz hazırlanıyor, evet gördüğünüz gibi olduğu yerde sekerek. Misao sınıfta hiç göze çarpmayan bir kızdı. Gerçekten de çok sıradan biriydi. Ona pek yakın biri değildim, yine de onunla tanışma. Bazı sahnelerin farklı olduğunu, bazı konuşmaların farklı olduğunu falan söylediniz. Bir gün arkadaş olabileceğimizi umut ediyordum ama bu isteğim gerçekleşemedi. Bir dakika, bu benim ADC karakteriyle aynı. Aynı değil mi? Çünkü 3 aydan beri Misao kayıp. Farklı olan şeyler neymiş merak ediyorum. Okulda onu görmemiştik ve sonradan öğrendik ki eve de gitmemiş. Çünkü Kurata Hoca onu parçalayıp tuvalete attı. Belki bunun için olabilir mi? Evden kaçacak biri değildi. Ebeveynlerimiz onun bir olaya karışmış olabileceğini söylüyorlardı. Pekala. Ben çıkıyorum. Sınıfımızda Misao'nun şimdiye kadar çoktan ölmüş olduğunu söylentileri yayılmaya başladı. Bence o söylentiler tamamen gerçeği yansıtıyor. Yanılmıyorlar. Haklılar. Bütün tekstleri okumayalım ya. Zaten ana seriyi yaptık. Sınıfta da geliyordu değil mi bu manyak? Bakalım. Erkek karakter... Aa, bir dakika! Erkek karakterimiz mi şimdi? Bakın. Kudo, sen bir şerefsizsin bu arada ya. Arkadaşlar, mouse var mı? Mouse'umu görüyor musunuz? Bakın. Anladınız mı olayı? Sadece yer değiştirdik. Öyle düşünüyorum. Dur şimdi anlarız. Kurata hocam merhaba. Ders ne acaba? Öğrencilerimi kesip tuvalete atıyorum mu? Bayan Song'un sınıfında oldukça ilgi çeken bir öğretmen. Bayan Song deyince aklıma gene bir öğretmen geldi. Biraz böyle mindfuck yaşadım. Bir dakika. Öğrenciler arasında oldukça popüler. Evet. Ayaka. Neyse, bu aptal beyinsiz hakkında konuşmak istemiyorum ama inşallah ölürsün. Ki ölüyorsun. Aa, aklıma çok dur, bu yeri geldiği zaman söyleyeceğim, şimdi değil. Rüyamda duyduğum ses. Acaba gerçekten de Misao muydu? Evet Kurata Hoca, ben konuşuyorum. Ne oldu, tecavüz mü edeceksin? Hey, dersim ilgini çekmiyor demek. Evet hocam.
Eyvah! Bu ders de sınavda çıkacak. Bu yüzden dinlesen iyi olur. Evet hocam. Sorry. Sınıf gül gül. Az sonra farklı bir boyuta gidince ben sizi göreceğim. Pekala. Teneffüs çaldı. Teneffüs zili çaldı. Biliyorsunuz çok kısadır, 10 dakika falan. İkinci teneffüs tost yiyen tipler var. Onlardan nefret ediyorum. Kurat Hoca yeni bir takım elbise almış. Gerçi Ayaka gene Kurat Hoca'sını övmeye devam ediyor. Bu arada grubu görüyorsunuz. Bayan Song'un en iyi arkadaşı ve Kurata Hoca'ya büyük hayranlık beslemekte. Benim en iyi arkadaşım mıymış Ayaka hikayede? Allah. Gerçi burada Ayaka'nın sadece masum bir sevgisi var ama bak bir yer geldiği zaman bir şey söyleyeceğim. Ayaka sabahtan beri ondan bahsediyorsun. Hiç yorulmadın mı kızım? Ama o çok etkileyici biri. Çok yakışıklı ve zeki ve kesinlikle onun gibi başka bir erkek bulunmaz. Hiç şehir dışına çıkmadın mı lan? Aa evet, hemen el kremimi sürmeliyim. Ve sen ona neyse. Hatırlayın. Ne abi of. Abi, bir seri oynadığım zaman aklıma 5000 tane şey geliyor ve hepsini söylemek istiyorum. Kurata Hoca'nın el fetişi olduğuna dair söylentiler var. Yani her gün ellerime bakım uygularsan belki onun dikkatini çekerim. Onun dikkatini çekmek istiyorsan ağlayarak yanına git. Seni telkin ettikten sonra parçalayarak tuvalete atıyor. Gerçekten umurumda değil Ayaka. Gerçekten. Nasıl umrunda olmaz ya? Erkekten hiç anlamıyorsun Bayan Song. Anlamam lan. Ben de okulda bir çocuk koşturmuştum bir zamanlar. Dikoma adında. Sahiden. Bir dakika, bizim adımız neydi? Yango'ydu. Evet, hatırlıyor musun Dikoma tayfa? Sahiden Toma'da cezbedici ne buluyorsun ki zaten? Aa, Toma'dan hoşlandığımızı biliyor. Aa! Lan bir dakika. Ay kafam karıştı. Ben kimseyi sevdiğimi söylemedim. Sadece biraz havalı olduğunu düşünüyorum o kadar. Ay kafam karıştı şu an. Bir dakika. Tamam, biz kız karakteriz. Kız karakteriz. O yüzden Toma'dan hoşlandık, tamam. Gerçekten mi? Evet, gerçekten sürtük ne oldu? Şimdi Yoshino biliyorsun zorbaların lideri. Bu okul çok ürkütücü, paranormal bir şey dönüyor. Çok ürpertici. Böyle anlatmaya devam et. Seni salak. Şimdi grup bu. Toma. Toma'nın sevgilisi. Bir dakika, Toma'nın sevgilisi teknik olarak ben oluyorum. Otome miyim lan ben? Hayır, Otome farklı bir kız. Bir dakika ya. Paranormal mi? Hadi oradan. Toma ne oldu? Korkuyor musun? Bir şey söyleyeyim mi? Sen öleceksin bu seride. Bayan Song'un sınıf arkadaşı, görünümü, kişiliği, her şeyi pervasızca olan bir çocuk. Doğru söylüyorum. Geçen gün diğer sınıfta bir çocuk tuvalete sürüklenmiş. Tuvalete sürüklenme olayı. Lanetin başladığı yer. Misao'nun. Bu kim lan? Neyse ya. Neyse ya. Bayan Song'un sınıf arkadaşı, zorbaların lideri. Evet, Yoshino'yu biliyorsunuz. Kendisi bir cellat masasında parçalanarak ölecek. Onun kaderi çoktan yazıldı. Ayrıca üçüncü katta yerlerde cam kırıkları vardı. Kendiliğinden kırıldığını görenler varmış. Neden böyle tek dedim? Çünkü Kudo bunu söyleyen. Kendisi birinci sınıf bir oçtur. Gider, yaptığı en büyük özelliği hobileri arasında kesinlikle şu vardır. Sınıfları gizlice dinler ve sınıfta konuşulanları gidip panoya asar. Çünkü kendisi bir şerefsiz. Evet, Kudo için bilgi veriyor. Bayan Song'un sınıf arkadaşı sakin ve olgun bir genç. Bak olgun şu an. Bak, bak kamera olsa da görsen keşke. Bak şu an olgun. Hayaletlerin işi olmalı. Yaşına ne kadar memnunsun bu olaydan? Sürüklenmeyi bekleyin. Aa, Otome buydu ya. Of, salak Otome. Bayan Song'un sınıf arkadaşı, adına kısaca Otome derler. Toma'nın sevgilisidir. Peki bu sevgili olma olayı tam olarak... Oğlum çok şerefsizler lan. Misao kaybolduktan kaç ay sonra çıkmaya başladınız? Çok merak ediyorum. Hayaletler. Geri zekalı. Hayalet diye bir şey yok. Bekle. Ya bu Misao'nun lanetiyse? Lan! Hey, şimdi şakanın sırası değil. Kudoh bak, laf cümlede kuruyor. Kudoh'a bak, utanmaz Kudoh. Ama yani bu gerçekten mümkün olabilir ortada. Baksa şu duruşu bile hani şey. Hani bundan zevk alıyor. Ortadan kaybolalı 3 ay oldu ve hemen ardından bu olaylar yaşanıyor. Eğer bu olaylar Misao'nun laneti ise belki bugün belki yarın Yoshino lanetlenecektir. Şimdi burada bahsettiği şey, hızlıca geçelim. Yoshino Misao'ya çok eziyet ediyordu kesinlikle. Ne ben ona bir şey yapmadım diye inkar etse de backstory'de gördük hepsini. Hepsini gördük. Kızın tuvalette çıplak
çıplak fotoğraflarını çekerek tehdit ettin. Bir kıza bunu nasıl yaşatırsın? Kız senin ağzını sıkacak, bekle. Ve Thomas, sen de Miso'yla iyi geçiniyor muydun sanki? Sen de lanetleneceksin. Ben bir şey olmaz. Miso bana aşıktı. Merak ediyorum da. Thomas, ben korkma. Evet, Tom burada şimdi gerizekalı Otome korkuyor. Otome, seni bir hayret tarafından öldürüyorlar ve ben bir şey yapamıyorum. Tamam mı? Kusura bakma. Endişelenme Otome. Gerekirse ben seni korurum. Aklıma hangi sahne geldi biliyor musunuz? Otome'nin yardım isterken hayaletten Tom'un köpek gibi kaçtığı bir sahne geldi aklıma. Allah Allah, neden acaba? Harikasın Tom'a. Evet, şimdilik. Yani ortalıkta hiçbir şey yokken. Otome, tam bir salaksın ya. En sevmediğim kız tipi. Hiç utanmanız yok mu? Aşk budalaları. Miso, lütfen bizi lanetleme ama biz hariç herkese istediğini yapabilirsin. Toma'ya bak. Sen bekle bekle. Bak bak, beni nasıl sinirlendiriyor. Dışımdan mı söyledim? Bir de şey yapıyor sanki, içinden söylemiş gibi RP yapıyor. Ne oldu? Oha, lanetin başladığı yer. Oha! Toma'nın yaptığı şaka Miso tarafından ciddiye alınıyor. Deprem mi? Gerçekten hala Toma'ya aşık. Evet, sürtük. Nene, hava aniden karardı. Kahretsin, neler oluyor? Belki de gerçekten de... Ha, otur ha! Miso gerçekten de bize öfkelenmiş olmalı. Yoshino, bu kadar soğukkanlı olmaya devam et. Kapa çeneni. Bu nedir be böyle? Sadece bu lanet meselesiyle dalga geçiyordum. Miso bir de bize bırakıyor. Aa. Bayan Song? Gene duymaya başladık sesi. Misao, siz duymuyor musunuz? Misao, sanki benimle konuşmaya çalışıyor gibi. Grup şu an biraz o halde olmalı. Kesin artık. Şu kahrolası sesi ben niye işitmiyorum? Çünkü kulağında 6 tane metal var. Bayan Song, sen saçmalamaya başlıyorsun. Oh hayır. Hayır, ben senin ölümünüm. Dın 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 dın, beni bul. Misao. Kulak felci oldum Allah. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Beni bul, beni bul, beni bul, beni bul, beni bul. Beni bulup yardım et beni. Aa, işte sürüklenme başlıyor. Pekala, sürtük Misao. Şey, hayır pardon, sürtük Misao demektim. Hey, kızma bana lütfen. Üstüme bir lanet salıyormuş. Misao. Aa, sonunda uyandın demek. Onigawara mı? Oo, Onigawara. Neredeyim ben? Daha az önce sınıftaydım. Deminden şimdiye geldim. Bayan Song. Bir şey, Bayan Song. Ben söylüyorum. Bayan Song ismini görünce abi direkt komaya gidiyorum. Ve sen kimsin? Adım Onigawara, okul temsilcisiyim ve burada da temsilci. Bir şey söyleyeceğim mi? Sen aslında hiç yoksun. Sen aslında hiç yoksun. Sen aslında hiç yoksun. Şanslısın, güvenli bir yere düştün. Düştüm derken. Depremden sonra okul alternatif bir dünyaya taşındı. Bilirsin, bu arada olur. Ve herkes başka bir yere çekildi. Alternatif dünya? Nasıl yani? Nasıl gerçekleşebilir böyle bir şey? Tabii ki sebebi lanet. Yep. Kızın laneti nedeniyle okul bu dünyaya mühürlendi. Onigawara. Lanet? Olamaz. Misao. Evet, Misao. Başkan Onigawara. Oh! Aa, bu kız geliyordu burada. Ay, beklemiyordum bu arada. Sana isim vereceğim bu arada. Sana gene Are ben vermeyeceğim. Sana farklı bir isim vereceğim. Soluk sesleri. Heh, sonunda başardım. Az kalsın ölecektim. Nihayet döndün bayan kütüphane. Bu kız da okul temsilcisi yardımcısı. Her zaman kütüphanededir. Bu yüzden ben de ona bayan kütüphane derim. Peki. Bu arada cümle sonlarını kendim uydurarak söylerim. Çünkü bu hoşuma gidiyor. Çünkü daha önceden ne olacağını bildiğim için. Normalde ilk oynayışımda onların dediğini derim de. Peki o halde bayan kütüphane, durum ne kadar kötü? Her yer darmaduman olmuş. Duman. Duman. Binanın temelleri bile çatlamış Oni. Ayrıca kötü ruhların insanlara saldırdığını gördüm. Bir öğrenci gözlerimin önünde... Sanırım bir daha hamburger yiyemeyeceğim. Of, çok korku. Senin adını ıslak hamburger koyacağım. Kesinlikle. Anlıyorum. Şimdi dinlenmeye gidebilirsin. Teşekkürler başkan. Kütüphanede olacağım. İhtiyacın olduğunda beni çağırabilirsin. Hey Siri. Hayır, sen değil.
Kötü ruhlar. Lanet onları çekmiş olmalı. Hunigavara ne yapacağız? Bana bir yöntem ver. Okul artık kötü ruhlarla dolmuş durumda ve kaçacak hiçbir yer yok. Kulağa hoş geliyor. Ancak bir çözüm yolu var. Kızın lanetini etkisizleştirmek. Evet, bunu duymuştum. Laneti nasıl ortadan kaldırabilirim ki? Kızın ruhunu kurtararak. Bayan Song, biliyorsun ki bunu yapmak zorundayız. Laneti nasıl ortadan kaldırabilirim Oni? Oni bak bir daha sesleniyor bana. Duydun mu? Misao onu bulmamı istiyor. Yani onu aramalıyım. Alo Misao attı. Misao'yu aramaya çıkıyorum. Demek yapacaksın. Bayan kütüphanenin söylediği gibi okul kötü ruhlarla dolu. Hala gitmek istiyor musun? Evet, çünkü Misao benim arkadaşım. Anlaşıldı o halde. Okulun kaderi sana emanet. Başarabileceğine inanıyorum. Bana ne çabuk. Eğer başın sıkışırsa ikinci katta gideceğim o ıslak hamburgerin yanına. Eğer oyunu kayıt... Tamam. Şimdi bunlar bizim eski kayıtlar. Üstüne kaydettim. Tamam. Bu bizim yeni kaydımız. Tamam biliyorum. Şundan bahsedeyim. Hayatta kalman için dua edeceğim. Hangi duaları edeceksin? Sayar mısın? Pekala kız olarak. Bir dakika. Heh, kapalıymış, okey. Şimdi hemen şu salakla konuşalım. Oh sorry. Tanrı'ya şükür hayattasın. Bayan Song tam zamanında geldin. Etrafta kimse yok, Korat hocanın çalıyor. Şimdi burada yaptığı şey çok iğrenç bu arada. Ya okul farklı bir gerçekliğe sürüklenmiş ve sen Korat hocanın... Neyse ya bak, en üst çekmece. Korat hocaya yazılmış aşk mektupları ve bir tanesi kendisine ait. Ve bakın ne yazıyor. Bak bak, okusun okusun. Asla. Şu an buradaki her şeyi görme şansın var ve daha en alt çekmeceye bakmadım bile. Her neyse, kimin umurunda. Bak şimdi. Seni çok seviyorum Kurat hocam. İş çamaşırını bile yıkamak istiyorum. Kim yazmış olabilir acaba Ayaka? Senin bir fikrin var mı? Allah Allah. Ne oldu, utandın mı? İğrençsin. Şu dolabın üstümüze düştüğünü hatırlayalım. Bakalım kız kendi düşüyor mu? Çok güzel ya. Çok güzel. Tamam. Şimdi. Biraz hızlı gidelim mi? Amacımız kötü son yapmak. İlk önce yapmamız gereken şey. Aa dur lan dur 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 dur. Yardım et yardım et yardım et yardım et. Benim bir beyzbol sopası alıp. Hemen hızlı bir şekilde. Hemen aldım. Hemen gidelim şu acil çıkış kapısı anahtarını alalım. Kesinlikle. Oo, içinden bir şey çıktı. Acil çıkış kapışı anahtarı. Şimdi bununla şeye gidelim. Nereye gidebiliriz bununla? Dur dur, nereye gideceğimi biliyorum. hayır hayır, burası için erken. Bekle bekle bekle. Ya şu... Otame'yi hemen öldürmek istemiyorum ya. Aa kız ne haber? Dur sana geleceğim. Sana bir ara koyacağım isim yani. Aa bir dakika, devam edeceğim. Burada durmamam gerekiyor. Hadi Kudoh'u öldürelim. Ben Kudoh'tan nefret ediyorum. Bekle. Dur yapma. O! Kudoh? Sen ölmüşsün zaten. Yaralanmış. Ha yaralanıyordu burada, okey. Şimdi sen bir şerefsizsin, tamam mı? Ve Misao bunun farkında. Bacağı kırılmış. Çok acıyor, yardım et. Ben yardım et. Bu ses Misao. Kudoh da Misao'nun sesini duyabiliyor. Neden acaba? Misao acı içinde. Kahretsin, keşke daha öncesinden onu kurtarmaya çalışsaydım. Burada Kudoh neden itiraf etmiyor lan? Keşke itiraf etse. Misao ve ben anaokulundan beri sınıf arkadaşıyız. Hep birlikte oynardık. Ortaokulda bir kızla aramayı tutmak için onunla dalga geçmiştim. Misao zorbalığa uğradığını duyduktan sonra ona yardım edemedi. Oğlum sen aynı zamanda Kudoh. Sen aynı zamanda... Yo. Yo. Bir dakika ya. Bir dakika. Ben bir yeri karıştırıyor olabilirim de. Neyse. Bu Kudoh şerefsiz sonuçta. Tamam. Totalde şerefsiz. Ben sana yardım etmeyeceğim. Hayır. İzle. Hey bak. Misao geldi. Beni karşılamaya.
Şimdi artık her zaman birlikte olacağız. Hazır mısın? 500T geliyor. Ama bir gerçek var ki ben seni hiçbir zaman sevmedim. Şimdi geber. Mi? Sol, fa, si. İşte böyle ölürsün Kudo. Neyse, Kudo'nun cesedinin yanına gidelim mi? Bu korkunç. Ne oldu? Aa, duvarı yıkma sesi geldi. Anladım. Bu koridorda hiç istemiyor sizi Miso. Gördüğü anda babaannenizi hemen şutluyor. Şimdi gelin tuvalete gidelim, bir de bir yangın söndürücü alamıyorum. Aa bak, Kudoh da gelmiş. Uzak dur benden. Evet, burada Otome'ye bir canavar saldırıyor ve hatırlayın. Hatırlayın. Toma yardım et. Sınıfta biri şey diyordu, hatırlıyor musunuz? Ben seni korurum, merak etme Otome. Hadi gel dizime otur. Nerede o çocuk ya? Ben göremiyorum da. Toma. Hayır. Bekle, yardım edeceğim, tamam. Tamam sürtük, bunu hak ediyorsun. Ben geldim de çoktan ölmüş oluyor kız. Otome. Bırak onu, seni küçük turtle. Üzgünüm, seni kurtaramadım. Görünüşe göre bu Kudoh olmalı. Şuradan bir şey alalım mı? Tamam, bacaklar buradaydı. Bacakları da alalım. Bu arada bilmeyenler için, ki bilmeyen yoktur. Arkadaşlar, devamlı bir insan vücudunun parçalarını topluyoruz ve bunu sunakta birleştirerek kızı tekrar bir araya getirmemiz gerekiyor. Çünkü şerefsiz oğlu, şerefsiz kurata kızı parçalara bölerek tuvalete attı. Bunu boşuna yaptım. Bunu sakın sorgulama. Arkadaşlar, bir tık yoruldum. Burada bırakayım. Kusura bakmayın. Normalde biraz daha devam etmek istiyordum ama dediğim gibi bölümler uzun olacak. Hızlı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Tamam mı? Bu ilk bölüm böyle olsun. Kaydet, boş yapma. Tamam. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Dediğim gibi o kadar uzun soluklu yapmayacağım. Birkaç bölümde bitireceğiz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Akşam yayın var. Sabahları da yayın açmaya çalışıyorum. Bak, Twitch'e mutlaka gelin. Twitch'te desteğe ihtiyacım var. Sizi seviyorum. Kendinize tekrardan iyi bakın. Bak, 3 oluyor. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. 4 oldu. Görüşürüz.